Şimdi bir insanın öğretmeninin anlattığı dersi anlayıp anlamadığı ne zaman belli olur? İmtihan zamanı belli olur. Eğer imtihanda o notu alamadıysan teneffüste istediğin kadar o dersten bahset. İstediğin kadar süslü anlat, istediğin kadar güzel anlat. Belirleyicisi orası değil. Tam öğretmenin imtihan zamanı. Şimdi biz her gün Allah kitap konuşuyoruz, değil mi? Hususiyetle buradaki arkadaşlarımız Allah yokluğunuzu vermesin. Ama bu asır şekilcilik aslı. Güzel konuşuyoruz, iyi konuşuyoruz. Teneffüslerde vaktimizi iyi değerlendiriyoruz. Anlatıyoruz bol bol Allah kitap. Peki tam Allah kitap anlatırken anlattığımızı, anladığımız ne zaman belli olur? Tam Allah Azze ve Celle'nin musibet gönderdiği an belli olacak. Anlaşıldı değil mi? Öğretmen bir öğrencinin teneffüsteki ahvaline not ve puan vermiyor. Diyor ki yok benim o bir saatlik yaptığım sınavdan geçtiğin geçtin diyor. Allah da bizim öyle günlük hayatta beylik beylik laflarımıza değil. Neye bakacak? Tam musibet geldiği anda konuştuğun ve ders aldığın imanın gereğini orada gösterdin, gösterdin. Yoksa oturmuşuz arkadaşlarla masaya bol bol sahabe konuştur. Öbür gün de konuş, öbür gün de konuş. Zaten hep buralardan kaybediyoruz değil mi? Asıl puan alacağımız yer burası değil. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medineli bir hanımın evladını kaybetmiş. Taziye vermeye gidiyor oraya. O bayan sahabenin de sırtı dönük. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabret hanım diye şöyle bir ikazda bulunca ne diyor? Git bir adam diyor. Görmüyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Git bir adam diyor. Senin başına gelsin de o zaman gör deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönüyor gidiyor. O hanım sahabe efendimize diyorlar ki ya ne yaptın diyorlar. Ne yaptın o Resulullah Aleyhisselam da deyince hemen arkasından koşuyor. Ya Resulallah vallahi bilmiyordum senin olduğunu. Şimdi ben anladım senin olduğunu. Ben şimdi sabredenlerdenim deyince ne diyor? Hayır. Es-sabru inde sadmetul ula sabır. Ne zaman? Vurduğu anda, vurduğu anda. Şimdi bu derslerdeki sizin anlamanız, ya maşallah ne güzel derstir demeniz aslında puan olarak yazılacak yer burası değil. Neresi puan olarak yazılacak? Neresi? Tam imtihanı yaşadığın anda. Patronunla yaşadığın rızık endişesine düşeceksin. Tam o anda. Bir yerde Allah'ın rızasını kazanmaya bir kapı açılmış ama bu asır öyle. Etrafındakiler anlamıyor. Dostlar anlamıyor. Belki aile bile anlamıyor. Öyle öyle sahabe çok yaşamış bunu. Tam arkandan tutuyorlar. Ne yaptın bir adam? Deli mi oldun diyorlar sana. Tam o anda göstereceğin seviye senin alacağın puandır. Bak ne diyor ayette? Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla. Kim diyor bunu? Allah Azze ve Celle diyor. Bizzat yaşatacakmış bak bunları. Biraz korku ve açlıkla. Bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele diyor. Yani sabır nasıl oluyordu? Olay anında çarptı mı sana? Şimdi tam çarptığı anda tepkiyi verebildin mi güzel? Verdin. Orada notu ancak öyle alabiliyorsun. Yoksa teneffüs vakitlerinde böyle bol bol konuştun durdun. Allah ne güzel, Kur'an ne güzel, peygamber ne güzel, kitap ne güzel. Evin içinden bir imtihan başladı. Tam sabır o anda vuracaktı. Sen de sabredenlerden olamadın. Bu ayeti bir de tersten okursak sabredenleri müjdele diyorsa sabretmeyenlere maalesef müjde mevcut değildir. Allah Allah. Allah Azze ve Celle bunları neden yapıyor Şahin Baba? Şimdi biz dedim ya şekilcilik aslındayız. Ne demek şekilcilik aslı? Dilimizde, şeklimizde sürekli var ama halimizde, amelimizde mevcut değil. Nerede mevcut değil? Tam olay vurduğu anda mevcut değil. Şimdi biz sürekli anlatıyoruz böyle bir şey olduğunda. Allah'ım senin her verdiğine razıyım, sürekli razıyım. Böyle iki tane de beyit ezberlediysek, iki de şiir ezberlediysek bol bol seviyoruz süslü konuşmayı. Şimdi Allah Azze ve Celle de bunu anlamak istiyor. Şimdi bir kula nimet veriyor, veriyor. Kul nimet verilirken razı mı? Razı. Şimdi Allah diyor ki acaba bu kul nimetten mi razı? Yoksa Mevlasından benden mi razı? Peki nasıl anlayacak Allah Azze ve Celle bunu? Kendisi zaten biliyor bize gösterecek kendimizi. Nasıl gösterecek bize bizi? Şöyle gösterecek. Bu kul nimet verirken razıydı. Bir de şu nimeti elinden bir çekeyim. Nimet deyince sadece para düşünmüyoruz değil mi? Sağlık olur, çocuğunuz olur, anneniz olur, çok güzel bir dostunuz vardır, onu olur. Bir makamı seviyorsundur, onu şeker altında. Bu kula nimet verirken iyi 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 bir de nimeti çekeyim. Şimdi nimet verirken Allah Allah diyen biri nimet çekilince pençelerini çıkarıyorsa eğer bu kul Allah'tan değil, nimetten razı. Allah'tan razı olsaydı verdiğinde de razı olurdu, vermediğinde de razı olurdu. Nimet varken ne güzel konuşuyordu. Nimet altından çekilince pençeler çıktı mı? Çıktı. Bizim asıl sıfatımızı, asıl içimizdekini Allah gösterdi mi bize? Gösterdi. Şimdi ne oluyor bizim mahallelerimiz? Bizim yolla
yürüyeceğimiz, revan olacağımız zatlar belli. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsan razıyım dediği kulların ayak izlerine basacaksın, öyle mi? Bak şimdi. Tam o ayak izlerine basacaksın, diyorsun ki ya şöyle bir evladı yel derdi başladı. Hı? Ya sağlığımın şurasında bir problem çıktı. Ya şöyle işlerim vardı, büyütecektim de onun hayallerinin peşinden koşuyordum diyorsun. Bunların her birisi ne oluyor? Elinden çekileceği anda pençeler çıkıyor da. Hayır hayır, ben o sahabelerin yolunda yürüyemem, böyle daha kolay yol var diyorsun ya. Ne olmuş oluyor? Sen Allah'tan değil, Allah'ın verdiklerinden razı olmuş oluyorsun. Allah Allah. Çok fena bir hastalık ya. Bir gün bizzat soruyor birisine, diyor ki, siz diyor şükür konusunda ne yaparsınız diyor. Diyor ki biz Allah verince şükrederiz, Allah elimizden alınca da sabrederiz diyor. Ne diyor biliyor musun? Yüzünüze gül suyu. Diyor ki onu bizim Horasan'ın köpekleri de yapar diyor. Allah Allah. Peki diyor o zata soruyor, siz ne yaparsınız diyor. Biz diyor Allah verince dağıtır, Allah elimizden alınca da şükrederiz diyor. Alınınca şükrediliyormuş. Ya Allah Allah, olaya bak. Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki, cümleye bak cümleye. Eğer iman olmazsa veyahut isyan ile tesir etmezse diyor. Bak cümleye bak cümleye. Şimdi birinde iman yok. Diğerinde iman var mı? Var. Ama isyan ile. Ya bu verdiklerinden razı değilim, ben başka istiyorum ya. Bak böyle böyle. Birinde iman yok. Diğerinde iman var ama diyor ki isyan ile tesir etmezse diyor. Şimdi olmayan iman ile tesir etmeyen iman arasında ne fark var? Olmuyor değil mi fark? Şimdi bir tanesi hasta, böyle çok hasta. İlacı bulamamış. Öteki de ilacı bulmuş, iman var. İlacı bulmuş ama kullanmıyor. Bunların ikisi de başına gelen hastalıktan ölür mü? Ölür bak. Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Şimdi gelelim baştaki konuya. Şimdi bu imanın farkının olup olmadığı, yani imanın bizde olup olmadığını Allah Azze ve Celle bize göstermek için ne yapıyor? Bir misafir yolluyor. Nedir o misafirin adı? Bir musibet yolluyor bize. Bak bak. Diyor ki acaba bunda o iman var mı? Yoksa iman var ama isyan ile tesirsiz mi? Bak çok enteresan bir olay ya. Ha iman yok, ha iman var ama tesir yok. İkisi de aynı hastalıktan öldürüyor bak. Görüyor musun olayı? Şimdi o Allah Azze ve Celle o tür durumlardaki bizim asıl içimizde olan samimiyeti ortaya çıkarmak için bu kulda olan iman tesir ediyor mu etmiyor mu bize göstermek için bize misafir yolluyor. Bu misafirlerin adına biz musibet diyoruz. Bu musibetlerin kimi dışarıdan bizim kendimize çok dokunmayan musibetler oluyor. Belki de çok fazla dikkatimizi çekmiyor. Ama bazı misafirleri, bazı musibetleri öyle bir yerden gönderiyor ki bizzat içeriden gönderiyor. Bir bakıyorsun belin ağrıyor, doğrulamıyorsun. Bir bakıyorsun dizin mahvolmuş, menisküsler başlamış ağrımaya, değil mi? Bir bakıyorsun aynada seyretmeye doyamadın, saçların, sırma saçların dökülmüş Serhat. Bir bakıyorsun, değil mi? Allah Allah. Şimdi Allah Azze ve Celle nereden veriyor musibeti? İçeriden veriyor. Ne için? Tam tepkimizi ölçebilmek için. Eğer buradaki tepkimiz iman nazarıyla bir tepki olursa bir insan kendisinin ne makamda olduğunu aslında bir cihette hissedebilir. Öyle mi? Öyle bak, bunları hissetmenin yolu var. Bunları hissetmenin yolu kürsüde benim yaptığım gibi veyahut masada kahve köşelerinde konuşmak değil. Ne zaman olacak? Tam böyle gelecek musibet çarpacak sana. Çarptıktan sonraki tepkin senin imanını sana gösterecek. Ama bu asır enaniyet asrı. Öyle öyle. Bizim bahaneleri imanımız, ilme imanımızdan daha kuvvetli. Hiç değilse, bak şunu yapabilsek. Bir musibet çarptı. Hastalık olur, evle imtihan olur, işle imtihan olur, maddi imtihan olur, değil mi? Bunları sebeplerin eliyle asıl yaratan kim? Bizzat Allah. Bizi denemek için az önce ayet okuduk ya. Ayet okuduk, sebeplere takılmayın, boş verin. Şimdi tam o esnada velev o imtihanı geçemedik o an. Ya bari bahanelerle şunun üstünü örtmeyelim. Bari diyelim ki arkadaş sende zaaf-ı iman diye bir hastalık var diyelim ki elimizde olan ilacı kullanalım, ilacı. Yoksa ne oluyor biliyor musun? İmanın olmamasıyla iman var ama isyanla tesirsiz kalması arasında maalesef bir fark kalmıyor bu noktada. İşte bu dersler, bu iman dersleri her birisi şöyle küçük bir iplik lifi gibi düşünün. Küçücük bir iplik lifini şuna bağlasam belki kaldıramaz değil mi? Ama yarın da bir iplik atsam, öbür gün de iplik atsam, öbür gün de iplik atsam, şöyle kopmaz bir halat olsa koca gemiyi bile çeker miyim? Gemiyi bile çekerim. Demek iman bir sürecin adı. Sakın ha bu dersleri, ya geçerken bir tane de ders dinleyeyim, arabada da sıkıldım bir tane video izleyeyim. Bunları yap ama bunları asıl gibi yapma. Bunların asıl olanı müdakkikane, tane tane,
ahirete ayrı, nübüvvete ayrı, tevhide ayrı, haşre ayrı, hastalığa ayrı ayrı çalışmaktır. Bunların her birisi imanın cüzü ve kopmaz bir halat olacaktır. Yoksa o halatlar kopunca ne oluyor biliyor musun? İmanımız var ama isyan ile tesir etmiyor tesir. Şimdi o yüzden gelin bir musibet çarptığında, özellikle hastalık çarptığında bizi asıl endişeye sürükleyen nedir? Ve bizim asıl vermemiz gereken tepki nedir? Bunlara tam bir şekilde şu iman derslerinden nasihat alalım. Şimdi bir hastalığımızın aklımıza gelmesi lazım. Senin dizler rahatsız. Serhat'ın sırma saçları. Ceyhan var mı hastalık? Oh maşallah. Çok güzel ama bak senin bu dersten istifaden artar bu hastalıklarla. Çünkü bir şeyin numunesi birinde olursa anlaması da daha çok artar değil mi? Var mı başka böyle ağır hastalığı olan var mı burada? Tümör mü var sende? Nedir durum? İyi huylu. Geçen sene bu zamanlarda ameliyat oldum Mehmet abi. Evet Allah şifa versin. Şu an kontrol şey yapılıyor. Rabbim esirgesin inşallah. Devam bak şimdi bu dersten nasıl istifade edeceksin? Başlayalım mı? Başlayalım. Haydi bakalım. Bak şimdi insanın maddesi manasına dayanır. Mesela benim cesedim neye dayanıyor? Ruhuma dayanıyor. Ruhumu çektiğin anda cesedin de düşer değil mi? İnanın bizim maddi hastalıklarımızın da kuvvet ve dayanak yeri aslında maddi ilaçlar da var tabii ama onlardan ziyade ruha dayanıyor. Bu ne demek? Sen ruhun ilacını alabilirsen maddi bir hastalık geldiğinde böyle dirayetli bir şekilde ayakta da kalabilirsin. Buyurun başlayalım. Bismi Sübhanehu. 25. lem'a 9. deva. Ey Halık'ını tanıyan hasta. Ne dedi burada? Tanıyan dedi. Konuşan demedi. Allah Allah. Tanımak başka bir mana o zaman değil mi? Şimdi biz öyle diyoruz. Allah biliyor musun kardeşim? Ya biliyoruz Kur'an okuduk. Kur'an'da Allah yazıyor. O değil, o değil. Allah'ı bilmek o değil. Allah'ı bilen Allah var gibi davranır. Ahireti bilen ahireti biliyor gibi davranır. Bilmek başka bir şey. Yine neyden gözüküyor bilmek? Amelden gözüküyor. Şimdi bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Taif'e gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ı taşlıyorlar orada. Değil mi? Çok üzgün bir şekilde dua dua yakararak Rabbine sığınıyor ve yoldan geri dönüyor. Yoldan dönerken kimle buluşuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Cibril-i Emin'le buluşuyor. Cibril-i Emin, Muhammed-ül Emin Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, ya Muhammed beni Rabbin gönderdi, emret iki dağı tepelerine yıkayım diyor. Ne diyor? Hayır diyor. Bilselerdi, yapmazlardı. Bilmenin alameti neymiş? Neymiş? Bilselerdi, yapmazlardı. Bir insan hem biliyorum dese, hem de yanlış amelleri yapmaya devam etse, dünyaya put gibi davranmaya devam etse, o bildiğini zanneden bir insandır ancak. Bilmek dilde olan bir şey değil. Nerede? Olay çarptığı anda önce imandadır, sonra imandan da ameline tezahür eder. Allah Allah. Demek ki Allah'ı tanımak başka bir şey. Şu bizim gazeteden, televizyondan öğrendiğimiz kültürleri biraz silmeye çalışıyorum. O yüzden bu noktalara vurgu yapıyorum. Allah'ı tanımak, ya evet evet ben geçenlerde duymuştum, Kur'an'da da yazıyormuş demek değil. Allah'ı tanımak, bilmek bambaşka bir mana. Bizim üstümüzdeki şefkatini görseydik. Sevdiğin çocuğun tamamen Allah'ın esmasından örülmedir. Tamamen. Çocuğun üstünde hangi güzellik var? Her birisi bizzat kaynak olarak Allah'ta var. Düşünebiliyor musun? Allah Allah. Biz Allah'ı böyle bilebilseydik, böyle sevebilseydik, onun rızasını kaybetmekten böyle korkabilseydik, bir dirhem rızasını kaybetmemek için Allah'ım canımı al, canımı al, canımı al ama benden şu rızanı geri alma diye yalvarır, yakarırdık. Ya Allah'ı bilmek demek ki, evet evet ya Kur'an'dan okumuştuk Allah varmış demek değil. Nedir? Amellerde tezahür etmesidir. Allah Allah. Devam edelim mi? Hastalıklardaki elem ve tevahhuş ve korkmak ise hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindendir. Şimdi bu cümle aslında dersin ana konusu. Hastalıktan bir korku var değil mi üstümüzde? Var. Hastalıktan korkunun asıl sebebi hastalık mıymış? Hayır. Hastalıktan korkunun asıl sebebi neymiş? Ölümmüş. Bak şimdi. Yani hastalıkların arkasından gelen ölümü kaldır. Biz hastalığa ne yaparmışız? Gülermişiz. Nereden belli bu hal? Şuradan belli. Birisiyle muhabbet etsek, dese ki ben de geçen nezle oldum. İyi deriz yani, bir taylat iç, geçer deriz değil mi biz? Taylat değil mi? Milli içeceğimiz gibi. Ya aman bir taylat iç, geçer deriz. Ama birisi gelse, yahu birader ben kanser oldum dese,
biz onun üzüntüsünü içimizde yaşarız. Eyvah deriz, eyvah. Acaba sana neler yapabiliriz? Bu kanserin senden defolması için hangi çarelere başvurabiliriz deriz. Niye böyle dedik? Nezle'de aynı tepkiyi vermedik. Kanserde niye farklı tepki verdik? Demek ki bir hastalığın kendisi bizi korkutan değil. Bir hastalık ölüme ne kadar yaklaşıyorsa bizi asıl korkutan şey hastalık değil, hastalığın arkasından gelen ölümmüş. O zaman ölümü kaldırsak hastalığa gülüp geçeriz değil mi? Demek ki biz arkasındaki bu sebebe biraz müracaat etsek, ya bu ölümün hakikati neymiş desek, arkasındaki hastalığın korkusu da kalkacak. Şimdi sebep-sonuç ilişkisi var değil mi? Sonuç, hastalık beni korkutuyor. Sebep ne? Ölüm korkusu. Peki ben burada sebebi ortadan kaldırırsam, otomatik olarak sonucu da ortadan kalkacak. Buyurun. Ölüm, nazarı gaflet ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Bakın burada var ya, korkunun verdiği zarar, hastalığın verdiği zarardan daha fazla. Biliyor musun? Acayip bir şey ya. Şimdi hastanelerde müracaat edilen en fazla bölüm psikiyatri olmuş. Bizim doktor arkadaşlarımız bahsediyor. Diyorlar ki en çok artık adamın hastalığı bizimle ilgili ama bizden çok psikiyatriye gidiyor. En çok ziyaret edilen yer psikiyatri olmuş. Neden? Hastalığın arkasından gelecek olan ölüm insanları çok korkutuyor. Neden korkutuyor? Çünkü ölümün hakikati bilinmediğinden korkutuyor. Şimdi biz bir gün iftar yapıyorduk, bir arkadaşla oturduk. Bizim de videoları yıllardır izliyormuş böyle. Dedi ki abi dedi, bende dedi vesvese vardı dedi. Ne vesvesesi birader dedim. Ben dedi böyle her an ölebileceğim zannı vardı. O vesveseden dolayı çok korkuyordum. Videoları izledim geçti dedi. Dedim oğlum bu vesvese değil ki, biz her an ölebiliriz zaten yani. Sen bunu tam alıp aslında bağrına basman lazımdı. Şimdi çok korkuyoruz. Anladın mı? Her an ölüm gelebilir diye çok korkuyoruz. Peki bunu uzaklaştırmanın, tamamen kurtulmanın bir yolu var mı? Yok. Aslında hakikatini bilsek kurtulunacak bir şey de değil. Bir gün birisiyle muhabbet ediyorum, dedi ki abi dedi ben dedi Azrail'i sevmiyorum dedi. Niye sevmiyor? Ölümü getirecek çünkü Azrail'i sevmiyorum değil mi? Ona bir perde. Ben dedi Azrail'i sevmiyorum dedi. Allah Allah. Şimdi biz samimi birisini görsek ne deriz onun için Sinan? Melek gibi adam deriz ya. Azrail aleyhisselam melek gibi değil. Meleğin ta kendisi ya. Allah Allah. Değil mi? Şimdi melek gibi adamı seviyorsun. Bak Hakan abi ne güzel gülüyor değil mi? Melek gibi adam. Şimdi melek gibi adamı seviyorsun. Melek geliyor sevmiyorsun. Niye sevmiyorsun? Niye sevmiyorsun? Çünkü tanımıyorsun. Asıl kimin geldiğini bilmiyorsun. Bak şimdi. Gece yarısı çıktınız sohbetten. Evinize doğru gidiyorsunuz. Bir tane araba yanaştı. Yapıştı kolundan. Seni arabanın içine çekmeye çalışıyor. Ne dersin? Eyvah dersin. Kim bu adam dersin? İmdat dersin. Yardım dersin. Bağırırsın. O esnada şöyle kafanı çevirsen. Arabanın içinde seni kolundan çeken rahmetli annenmiş. Allah. Yıllardır hasretini çekti. Meğer seni çeken kimmiş? Rahmetli annemmiş. Ne yaparsın? O imdat diye bağırman neye dönüşür? Anam, anam diye sarılmalara dönüşür. Şimdi ne fark etti? Şimdi ikisinde de kolundan tutmuş çekiyor. Fark eden ne biliyor musun? Çekenin kim olduğunu tanıdın artık. Şimdi baştaki arkadaş öyle diyor. Azrail'i diyor hiç sevmiyorum diyor. Hatta birisini sevmediğimizde ne deriz? Azrail görsün bunun yüzünü deriz. Allah Allah. Şimdi şurada içimizden bir arkadaş annesini gördüğünde endişelense ne düşünürsünüz bu adam için? Aa annem mi geliyor? Eyvah hiç sevmiyorum. Mahvoldu, mahvoldu. Hayatım bitti, tadım kaçtı. Dersiniz bu herhalde kafayı sıyırmış. Annesini demek ki hiç tanıyamamış. Peki bir insan Azrail Aleyhisselam'ı görünce panik yapacak olsa ne deriz? Demek ki bu adam Azrail Aleyhisselam'ı hiç tanıyamamış. Azrail'in elinden tutup onu nereye götüreceğini demek ki hiç bilememiş ya. Allah Allah. Şimdi demek ki insanlar perdelere takıldıkça korkuları artıyor. Şimdi bir adamla takıştığını düşün. Adam da iyice senin moralini bozuyor. O adam da evindeki eşin olsun hadi. Bak şimdi. Bir şey anlatıyorsun anlamıyor. Bir şey anlatıyorsun anlamıyor. Var mı yaşamaya? Yok değil mi bak? Ağlayacak olan var ya. Yapmayın burada. Şimdi bak. Tam o esnada sinir bozucu bir ahval değil mi? Bir şey anlatıyorsun ve karşındaki muhatap bunu anlamıyor ve sen kendince göre iyi bir şey anlatıyorsun. Tam o esnada hanımının perdesi ortadan kalksa, şöyle cesedi sıyrılsa,
bir baksan ki kalpler Allah'ın elinde ve hanımını bizzat böyle yaratan Allah'mış. Ne dersin? Aa, Allah meğer beni hanımımla imtihan ediyormuş. Bizzat kimden bildin? Allah'tan. Kalbin ne oldu? Rahatladı mı? Çok rahatladı ya. Perde kalktıkça ruhun lezzeti artar. Onu anlatıyorum. Niye artıyor? Bizzat Allah'ı tanıyorsun. Perde kalktıkça ne oluyor? Ruhun lezzeti artıyor. Bak onu anlatıyorum. Şimdi bir saltanat düşünün. Sürekli vezirler geliyor. Şehzade terbiye olsun, eğitilsin diye gelip onu imtihan ediyorlar. Burada bir iş var, gel çöz diyorlar. Bir anda yükleniyorlar. Gece uykusunu bölüp kaldırıyorlar. Şehzade ne olur? Sinirlenir ya. Yeter sizden çektiğim. Nedir bu? Dakika başı geliyorsunuz başıma. En son biri kulağına eğilip şehzadenin dese ki, şehzadem bizi asıl gönderen babandır. Perdeler kalkıyor mu bak? Kalkıyor mu bak? Kalktı. Şehzadem biz veziriz ama bizi asıl gönderen babandır. Baban ileride bütün memleketi sana bırakacak. Güzel yönet. Daha fazla lezzet al diye bizi eğitim için gönderdi. Ne yapar? Şehzade artık vezirlere sinirlenmez. Ne oldu da biraz önce sinirlenirken şimdi mutluluk duymaya başladı? Perde kalktı. Perde kalktıkça ruhun lezzeti artar. Bunu olay anında yaşamak çok zor ha. İş yerine gidiyorsun. Gelmiş bir tane absürt adam. Olmadık bir laf söylüyor. Perdeyi kaldırsan da burada Allah beni imtihan ediyor. Bak az önce ayetinde de söyledi desen. Perde kalktığında ne olacak? Lezzet artacak lezzet. Allah Allah öyle demişler. Sebepleri kaldır aradan, zahir olsun yaradan demişler. Demek ki Azrail aleyhisselam'da bir perde. Peki Azrail aleyhisselam'ı kaldırsak ne oluyor? Allah azze ve celle bizi sonsuzluğa davet ediyor ya. Azrail aleyhisselam'a ne dedik? Perde dedik. Önüne bir perde daha ekleyelim mi Azrail aleyhisselam'ın? Ekleyelim. Ne diyelim? Kanser diyelim. Ne diyelim? Covid diyelim. Ne diyelim? Trafik kazası diyelim. Ne diyelim? Birinde siroz olmuş diyelim. He? Birinin tansiyonu, birinin şekeri çok artmış diyelim. Şimdi o hastalık zahiri surette nasıl? Çirkin çirkin. Bir perde kaldır. Kim kaldı? Azrail aleyhisselam. Biraz daha sevimli gözüktü mü? Biraz daha sevimli. Peki Azrail aleyhisselamı da kaldıralım. Seni asıl gel gel diye davet eden kim? Rahmetin ta kendisi. Üstündeki bütün nimetleri üstüne diken zat. Ya böyle bir zatın davetine gitmemek ahmaklık mıdır değil midir? Bizi soruna derde sokan ne? Sebepler sebepler. Ne kadar sebeplere takılırsak imanımız o ölçüde tesirsiz bir hal alıyor. Ve olaylar anında göstermemiz gereken imanı sergileyemiyoruz. Hastalıktaki problem buymuş. Perdelere takılıyoruz. Hastalık bir perde, Azrail aleyhisselam bir perde, tabut bir perde, cenaze töreni bir perde. Kaldır bütün perdeleri de arkada asıl davet edeni gör. Ruhun lezzeti açığa çıkacak. Ne kadar perde kalkarsa o kadar ruh lezzet alacak demektir. Allah Allah. Devam edelim mi? Buyurun. Evvela bil ve kat'i iman et ki ecel mukadderdir, tagayyür etmez. Ne demek bu? Ecel birdir, değişmez. Ne demek biliyor musun bu? Sayılı sayılı. Yediğin lokma sayılı. Bir gün bir zat vefat ederken böyle son anlarında hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlamış. Ha 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 diye böyle. Demişler ya ne oluyor? Yanındaki demiş ki nefesi sayılı ya onları tamamlıyor demiş. Sayılı sayılı. Lokman sayılı. O zaman desek ki insanı ölümden eceli korur. Doğru oldu mu? Oldu ya. Geldim tehdit ediyorum karşına dikildim. Senin bir mi ecelin? Bir. Değişecek mi? Değişmeyecek. Madem o da Allah'ın elinde, kaldır sebebi. Tehdit eden kimdi? Benim. Karşında mıyım? Karşındayım. Sinir bozucu muyum? Sinir bozucu. Kaldır. Aa, bir perde kalktı. Onu da kaldır. Kabir, tabut vesaire. Onu da kaldır. Azrail aleyhisselam. Onu da kaldır. Ya bizzat davete çağrılıyorsun. Kosturma'da Üstad Hazretleri, Nikola Nikolovic, koca gavur dedikleri, onun böyle önünden geçerken kıyam etmez, ayağa kalkmaz. Derler ki bu niye ayağa kalkmıyor? Üstad Hazretleri der ki ben bir İslam alimiyim, senin önünde kıyam etmem, ayağına kalkmam der. Bunu idam edin derler. Arkadaşları içeride teselli eder. Der ki aman üstadım şöyle böyle sen bir özür dile yanlış anladınız de bak bu iş çözülecektir yoksa seni idam edecekler. Üstad Hazretleri onlara böyle garip gözlerle bakar der ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşacak bir vize arıyordum. O vize benim önüme gelmiş. Siz neden bahsediyorsunuz? Bakış açısını görüyor musun? Biri iman gözlüğü diğeri korku. Tam o esnada idam edilecek manga dizilmiş böyle iki rekat namazını kılar. Tam o esnada anlar Allah onu rahmet etmiş demek kalbine o an. Der ki biz sizden özür diliyoruz. Anladık ki sizin kıyametmemeniz ilminizin izzetiymiş, izzetiymiş. Bak gözünü kapattırmamış, kalbi titrememiş ya. Zaten var olacak bir mukadderata iman etmiş iman. Bunu diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mutu, kable ente mutu. Ölmeden önce el ne demek?
Tam da bu demek. Zaten gelecek mi o sevgili? Zaten kavuşacak mıyız? Zaten olacaksa hangi sebeple olduğunu ne önemi var? Davet eden belli mi? Belli. Boş ver ya davetçileri. Takılma sebeplere. Bak görüyor musun? Demek ki hastalıktan korkunun sebebi ölümle neticelenme ihtimaliymiş. Biz bu ölümün ne olduğu hakikatini bir anlarsak var ya çok güzel bir noktaya gidecek. Devam edelim mi? Çok ağır hastaların başında ağlayanlar... Bak bak cümleye bir baksana. Onur baştan alsana şu cümleye bir dikkat edelim. Bak. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler. O ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Anladınız mı olayı? Allah Allah. Bir tanıdık kanser olmuş. Allah şifa ihsan eylesin. Gitmiş doktora. Son artık dördüncü seviye. Doktor da demiş ki yani muhterem demiş işte zorlasak etsek biraz mücadele etsek senin ömür belli 6 ay demiş yani. Allah Allah öyle mi demiş ya? Ecel birdir değişmez diyorlar ama yok demiş ömür 6 ay demiş. Sen demiş haftaya da kontrole gel demiş. Haftaya 6 gün sonra kontrole gidiyor. Bir bakıyor ki doktor trafik kazasından vefat etmiş. 6 ay ömür biçenin 6 gün ömrü yetmiyor. Nasıl iş? Onu diyor bak. Nice hastalar yaşamış ama belki onlara tedavi niyetiyle yaklaşanların ömrü kifayet etmemiş. Ecel birdir, değişmez. Allah Allah. Bak bak nasıl rahatlatıyor Üstad Hazretleri. Devam. Saniyen, ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet kat'i, şeksiz, şüphesiz bir surette Kur'an-ı Hakîm'in verdiği nurla ispat etmişiz ki ehli iman için ölüm vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Terhis. Şimdi askere gidiliyor. Diyorlar ki bir haftan kaldı. Adam o terhisin sevinciyle bir hafta önceden çanta hazırlıyor. Niye? Baba ocağına, ana kucağına kavuşacak. Allah Allah. Terhis nasıl ediyor insanı? Mutlu ediyor değil mi? Şimdi ölüm ebedi cennete gitmenin de kapısıymış. Şimdi bu kapı sana açıldığında, yani bu dünyada dertlerin, sıkıntıların var ya, bak sağlıkla uğraşıyorsun, sevdiklerin tek tek terk ediyor, iş güç diye bunaldığın, cesedin ağırlıkları var. Bunların tamamından terhis olacaksın. Bir insan bu manaya sevinir mi, sevinmez mi? Şimdi bu ölümün hakikatini anlama kısmı çok elzem. Eskiden salih insanlar, ölüme ne dedik? Kapı dedik değil mi? Eski salih insanlar bu ölüme kapının deliğinden bakmışlar. Bir bakmışlar ki ne kadar sevdiği dostları var her birisiyle muazzam sofralarda. Şimdi iştiyak duyar mı insan böyle bir ölüme? İştiyak duyar değil mi? Peki ehli delalet için nasıl olur? Aynı kapının deliğinden bakıyor. Acaba ölümün arkasında ne var diye bir bakıyor. Meçhul. Neden? Karanlık. Oraya iman nuruyla daha anlayamamış. O meseleyi çözememiş. Ne olur insan böyle bir durumda? Perişan olur ya. Şimdi iki tane anne düşünün. Annenin bir tanesinin oğlu askere gitmiş. Gittiği yer belli mi? Belli. Anne biraz hüzünlenir mi? Hüzünlenir. Ama yer belli. Kavuşacağı yer belli mi? O da belli. Bazen duygulanır, gözyaşı döker ama nihayetinde nereye gittiğini bildiği için rahat eder. Başka bir anne düşünün. Allah muhafaza oğlunu kaçırmışlar. Gittiği yer belli mi? Belli değil. Ne zaman, nasıl, nerede kavuşacağı belli mi? O da belli değil. Ne yapar bu anne? Perişan olur, perişan olur. Ben evladını kaybetmiş bir komşumuz vardı, bir anne gördüm. Çok da böyle güzel insanlardı. Öyle bir hayattan ümidini kesmiş ki yani bir insanın ruhunun çekildiğini, nasıl olduğunu onda gördüm. Neden? Çünkü evladının tam manasıyla nereye gittiğini fark edememişti. Nereye gitti? Meçhule gitti. Diğerininki gittiği yer belli. İşte salih insanlar o ölüme açılan kapının deliğinden bakınca arkasında sevdikleri dostları, aileleriyle cennet sofralarında olduğunu tahayyül etmiş, Rabbinden ümit etmişler. Ama bu iman gözlüğü bir insanda mevcut değilse eğer, kapının deliğinin arkası nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Karanlık gözüküyor, meçhul gözüküyor. Nereye gideceğimiz belli değil. İnanın dayanılabilecek bir şey değil. İnanın dayanılabilecek bir şey değil. Şu derslerde konuşurkeni bırakın. Bir trafik kazasıyla burun buruna geldiğinde düşünün. Doktorun gidip size ölümle ilgili bir tanı koymaya niyetlendiğini düşünün. Mesela cildimde bir sorun çıktı. Böyle enteresan renkler oldu. Mor oldu, sarı oldu, yeşil oldu, garip garip. Kaşınıyordu da sürekli. En son biraz vakit geçince doktora gittim geçenlerde. Doktor böyle baktı. Dedi ki benim bundan parça almam lazım dedi. Niye dedim? Vallahi dedi yani bu garip olmuş dedi. Bu hastalık bizim alıştığımız rutin bir hastalık değil. Garip gözüküyor dedi. Benim parça almam lazım. Kanser olabilir mi diye dedi. Allah Allah dedim. Bir doktor daha vardı. Ona da gittim. O da aynı cümleyi söyledi. Dedi ki benim bundan parça almam lazım dedi. Niye doktor bey dedim? Kanser mi? Ona bakacağım dedi. Bak ne kadar rahat söyleniyor değil mi?
dinleyenin de öyle rahat olması lazım aslında. Alın dedim, oradan aldılar, patolojiye götürdüler. Bir şey çıkmadı. Çıkadabilirdi, değil mi? Yani sonuçta kimin malıyım ki? Allah'ın malıyım yani. Nasıl istiyorsa öyle, ama razı olsun da nasıl razı olacaksa, yani biz yine hayrı iyiliği isteyelim. Nasıl razı olacaksa. Ama bir anda böyle hedeflerin, planların varken, Allah'ım şu İstanbul'un medresesi otursun, Avrupa'ya da bir medrese olsun, başka şehre de olsun, bu gelen arkadaşlar yetirsin, hayatlarını İslam'a feda etsin diye hayallerim varken, bir anda doktor bana da diyebilirdi ki, Mehmet Bey sizin 6 ayınız kalmış, güle güle. Öyle öyle yani. Parça alıyor, adam bedeninden parça alıyor, diyor ki ben bunu patolojiye göndereceğim diyor. Bir anda bana da diyebilirdi, sen de kanser olmuşsun diye. Ben de derdim ki sen de 6 gün sonra ölebilirsin diye. Değil mi? Bir anda olabilirdi. Şimdi o yüzden insanın zaten yaşayacağı bu kader için nereye gideceğini, kime kavuşacağını bilmesi çok elzem. Bakın sizler çok güzel dostlarsınız. Sizlerle olmak çok mutluluk verici. Ama Allah'la olmanın tadı sizlerle bile tarif edilecek bir şey değil. İnşallah razı olduğu kullardan olarak alır. Ya Allah Allah. O yüzden bu ölümün kapı arkasını anlamış insanlar için Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri şunu demiş. Bakın acayip bir cümle. Ölümün hakikatini anlayan kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Onlarda emre itaattaki incelik var. Vize gelene kadar biz bu dünyadan teris olamayız. Ama çok istiyoruz ki o sultana kavuşalım. Çok istiyoruz. Sıkıldık dünyanın darlığından. Sıkıldık cesetin ağırlığından. Öyle, öyle hissetmişler öyle. Ya Üstad Hazretleri diyor ki, eğer dinim intiharı men etmeseydi Said şu an topraklar altındaydı diyor. Sıkılmışlar, dünyadan usanmışlar. Allah aşkına şu hizmet-i imani olmazsa dünya size de çöplük gibi gelmiyor mu? Ha? Değil mi? Ancak böyle aman bir sahabenin ucundan benzeyebilir miyim? Gayesi olmadıktan sonra koca koca dükkanlar çöplük gibi geliyor mu, gelmiyor mu? Gelmiyorsa kalpte sorun var. Başka bir şey. Devam edelim mi okumaya? Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Birinci ölüme ne dedik? Terhis dedik. Şimdi ne diyoruz? Paydos diyoruz. Allah Allah. Ne demek ya? Ölüm paydos diyor. Şimdi bir fabrikada böyle ağır bir şekilde çalışıyorsun, değil mi? Sabah saatin belli, akşam saatin belli. İzleniyorsun sürekli, bu kadar ürün çıkardın mı diye. O esnada bir ses çalıyor böyle. Artık paydos vakti gitti. Ya insan mutlu olur. Niye? Ben şimdi çalıştım. Paydostan sonra da çalıştığımın karşılığını alacağım. Peki paydosun alarm sesine kim sevinmez? Aylak aylak gezen adam sevinmez. Ben çalışmadım ki ücret alayım. Bak şimdi. Hem çalışmanın ağırlığını hissedeceksin. Biz sizinle söylüyoruz bak. Hem çalışmanın ağırlığını hissedeceksin. Ondan sonra paydosa sevineceksin. Üstad Hazretleri niye ölümü öyle sevmiş, anladınız mı? Niye öyle mutlulukla bakmış? Çünkü çalışmanın bir Müslüman olarak vazifede olduğunun ağırlığını üstünde çok hissetmiş. Festakim kema umrit diyor. Ne demek? Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Diyor ki bu ayeti duyunca saçımı beyazlattı diyor. Beni ihtiyarlattı diyor. Neden böyle diyor Efendimiz Aleyhisselam? Çünkü sorumluluğun ve mesuliyetin ağırlığını üstünde hissettiğinden bir ikaz daha gelince emredildiğin gibi dosdoğru ol. Festakim kema ümit diye bir ikaz daha geldiğinde paydosu bekleyen bir bünye olarak onun ağırlığını hissediyor. Şimdi siz çalışırken o anda bir uyarı iş daha gelse, aa bak bak bir ağırlık daha geldi dersiniz. Peki kimler ölümün paydosunu, o güzel neticesini beklemez, umursamaz, o güzel zil sesini duymayı istemez? Aylak aylak geçse bir insan, ölümün ağırlığını üstünde hissetmese, ölümün paydosu da onun için bir şey ifade etmez. Çünkü neticesinde beklediği bir ücret yoktur. Ölümü güzel gösteren bir olay daha anlattı. Neymiş biliyor musun? Bu dünyayı kötü gösteren şey. Bak, bu dünyanın yükü, ağırlığı, mesuliyeti. Ya biz masalarda arkadaşlarla oturuyoruz, buluşuyoruz. Hiç Kur'an'ı okumadan, siyeri bilmeden, kendimin doğrusu mu yanlışı mı var diye hiç mihenk taşına vurmayan arkadaşları görüyorum. Ben onların ahiretin akıbetini bilemem yani. Allah onları bizlerden çok daha hayırlı yerlere koyabilir. Cennet cehennem babamızın malı değil. Ona o bazda konuşmuyorum. Ama olması gereken bir doğru var ya. O cihetle çok üzülüyorum ya. Uykum kaçıyor diyorum. Nasıl bu hal olur? Nasıl bu hal yaşanır? Dünya böyle iyice kötü gözüküyor diyorum ki. Allah'ım inşallah razı olursun da alır götürürüz. Ne diyeyim ya. Değil mi? Çünkü imanı tanımadan dünya zaten çöplük gibi geliyor ya. Allah Allah. Şimdi bu hayatın sorumlulukları gerçekten çok ağır. Her cihette ağır. Mesuliyet var, iş yükü var.
Bir de böyle hassas bir kalbin varsa, etrafında sevdiğin insanlar varsa, onların bütün mesuliyetini sinende hissediyorsun. Mesela ben kendi ailemle dışarı çıktığımda açıkçası tam böyle bir lezzet alamıyorum. Çünkü mesuliyet hissediyorum ya. Aman çocukta bir sorun olur mu? Aman işte yanımızdaki arkadaşımız incinir mi? Aman rahat ettiler mi? Derdinden dolayı dışarıdaki ahvalden bile insan mutlu olamıyor. Dünyanın ahvali bu kadar ağırken şu ağırlığı üstümüzden ölüm paydosuyla atsak o paydos sesine insan sevinçle bekler mi? Beklemez mi? Bakın. Şimdi bu dünya hakikaten tahmin ettiğimiz ve zannettiğimiz gibi lezzetli bir yer değil. Bu dünyada en lezzetli olaylardan bir tanesi yemek yemektir. Ama onun bile doyunca lezzeti gidiyor. Şimdi biz medresede tantuni yapıyoruz. Mersin'de inşallah İstanbul'dayız şimdi. Burada da nasip eder Allah. Gerçi ciğer ustası Halis size göndermişiz. Şimdi doyuyorum böyle. Lokmaların lezzeti gidiyor. Ama bizim Ömer'in lavaşları atışını görüyorum. Daha fazla yemek istiyorum. Olmuyor ama yetmiyor. Niye öyle biliyor musun? Bu dünyada lezzetler zıttıyla biliniyor. Ben eğer acıkırsam tantuni lezzet veriyor. Ve açlık gidince lezzet gidiyor. Ben eğer midem hararet yaparsa su bana lezzet veriyor. Midemin harareti gidince su lezzetini yitiriyor. Allah Allah. Şimdi bu dünyada en sevdiğiniz hangi lezzet varsa ihtiyacı ortaya çıkıyor. Sen ihtiyacını gidermeye lezzet diyorsun. Doğru mu? Bu dünyada lezzetin tanımı ne? İhtiyacın giderilmesi. İhtiyacın giderilmesinden lezzet mi olur? Cennette öyle değil, Allah nasip eder gidersek. Sadece lezzet için yiyeceksin ve tok olmak, doymak yok. Allah Allah. Şimdi bu dünyada güzel bir yere gidelim, gezelim. İşte İsviçre'ye gittik, Alplere çıktık. Ya çıktık. Arkadaş diyor ki ne güzel manzara değil mi diyor. Güzel manzara diyorsun. Ya nefes kalmamış ya. Şimdi neresi lezzet bunun ya? Gerçekten çok kısıtlı, çok sıyrık bir lezzet bu yani. Cennette diyar diyar gezeceksin ama yorulma olmayacak. Bu dünyada lezzet diye ne diyoruz biliyor musun? Bir şeyin ihtiyacının giderilmesine bu dünyada lezzet diyoruz. Allah Allah. Asıl lezzet ne biliyor musunuz? Beden standartlarından kurtulmak lezzettir. Şimdi bir gün İstanbul'dayım, arabadayım. İstanbul hamdolsun çok güzel. Bak medresemizde dersimizi yapıyoruz. Çok mutluyum yani. Allah İstanbul'u daim etsin ama trafiği çok beter. Girmişim trafiğe. Biz Mersin'de alışmışız. Biz elimizi bırakıp kullanıyoruz arabayı. Burada girmişiz trafiğe. 5 dakikada bir şu kadar gidiyorum, bu kadar gidiyorum, şöyle gidiyorum. Allah'tan yolda böyle Cevşen Kur'an okuyoruz da vakit geçiyor. Şimdi böyle ruhum daraldı artık. Çünkü 2 dakikalık mesafeyi 2 saatte gidince cesedimin özgürlüğünü arabanın kuralları sınırlayınca daraldım. Normalde cesedimde daha fazla manevra yapma yeteneği var. Ama arabanın içinde hapis olduğumdan arabanın kurallarına uymak zorundayım. Bu yüzden daraldım. En son bir yer buldum. Arabayı park ettim. Arabadan çıktım ve mutlu oldum. Neden? Artık cesedim arabanın kurallarına uymak zorunda değil. Şimdi şu ceset arabayı terk edince bu kadar mutlu oluyorsa, şu ruh şu cesedi terk etse nasıl bir lezzet alır? Ha? Hayal edebiliyor musun? Allah Allah. Bakın bunlar teselli için uydurulmuş hakikatler değil ha. Bunlar ruhun lezzetinin tam kendisi, tam kendisi. Şimdi askerde adama kamuflaj giydirirler değil mi? Böyle ağır yükler verirler. Günlerce adam onu o kadar çok benimser ki artık sanki ben bu yükle yaşıyormuşum gibi hisseder birkaç hafta sonra. Ondan sonra da bir çarşı izni verilir. O yükleri üstünden çıkarır adam der ki of ya, of lezzet varmış der. Şimdi cesetimiz de aynı şekilde yük. Soğuk oluyor, üşüyor. Sıcak oluyor, terliyor. Yemek yiyor. Karnı şişiyor. Allah Allah. Bir yere çarpıyor, yaralanıyor. Canı sürekli çay istiyor şu cesetin. Sizde de öyle değil mi? Çok seviyoruz çayı. Can sürekli çay istiyor. Ya şimdi bu beden standartlarında mahkum olan bir ruh var ortada. Allah Allah. O zaman ceset ne biliyor musun? Ruhun ayak bağı, ayak bağı. Arabadan çıkan Mehmet veyahut kamuflajını çıkaran bir asker nasıl o rahatlığa kavuşuyorsa cesedin ağırlığından kurtulan bir ruh düşün, nasıl lezzet alır acaba? Bir gün bir arkadaş geldi yanıma, 140 kilo. Kilo vermiş, 70 kilo olmuş. Ya dedi, Mehmet hocam dedi, 70 kiloyu verdim dedi, öyle bir rahatladım ki dedi. Dedim, sen bir de öbür 70 kiloyu verince gör dedim. Cesedi de bir çıkar hele. Şu ruhu tam lezzetine kavuştur hele. Kurtul şu cesetten. Birinci 70 gitti, mutlu değil mi? 10 numara. İkinci 70'i de ver.
Çünkü ceset kayıt altında tutuyor ya. Allah Allah. Öyle öyle. Ehli iman için ne demişler biliyor musunuz? Bir anda 1000 yıldız gezer. Neyin özelliği bu? Benim cesedim gezemiyor. Neyin özelliği? Ruhun, ruhun. Cesedin standartlarından kurtulduğunda ruh ne yapıyormuş? Bir anda 1000 yıldız geziyormuş. Şimdi bu dersi anlatıyorum ya, bunun şartları hayvaniyet ve cismaniyeti terk etmemizde saklı. Sürekli cesete yatırım yap. Sürekli. Yedim, giydim, içtim, gezdim. Gezdiğinde ne oldu? Ne oldu ya? Yarın da gezmemiş gibi evinde oturuyorsun yine. Çok abartıyoruz. Dünyadaki lezzet çeşitlerini ve şeklini çok abartıyoruz. Üstad Hazretleri'ne hapishaneler lezzet olmuş. Şu iman derslerinin çoğunu hapislerde, sürgünlerde yazmış. Şimdi sen mi daha çok lezzet aldın acaba Üstad Hazretleri'ne? Lezzet almayan bu lezzeti hissettirebilir mi ya? Ha? Tantuni yemeyen tantuni övebilir mi ya? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Mümkün değil. Dünyanın ve cesedin lezzetlerini çok abartıyoruz. Asıl lezzet ruhta. Ruhun lezzetinin şartı. Üstad Hazretleri'nin dediğini tekrar ediyorum. İyi dinleyin. Hayvaniyeti ve cismaniyeti terk et. Kalbin ve ruhun derece hayatına yüksel. Sen işine, mesleğine olmazsa olmaz gözüyle baktığın sürece o ruhun lezzetini alamayacaksın. Bu iş dediğin, eş dediğin eşantiyon varsa olur yoksa olur. Ama ruhu imanla doyurmazsan olmaz, olmaz. Mümkün değil, olmaz. Biz, affedersiniz, hayvani cesedin lezzetlerine lezzet diyoruz. Asıl lezzet nerede biliyor musunuz? İmanın içinde. Şimdi ruhun bu kadar lezzetli olduğunu bilen bir insana hastalık gelse, kulağına da dese ki ben misafir geldim ama sana ölümü de getireceğim, ne der? Gelsin, gelsin. Çok özledim. Çok sıkıldım bu hapishanenin içinde. Çok sıkıldım bu cesedin içinde. Ne olur söyle de gelsin, kavuşalım artık der. Der mi demez mi? Çok özledim der mi demez mi? Ha? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam vefat döşeğinde Fatma annemiz geliyor. Çok üzgün, çok üzgün. Baba diyor baba. Bir yüzün gülmeyecek mi? Ne diyor? Üzülme kızım, babanı artık üzemeyecekler diyor. Bak. Dünya böyle. Dünya böyle. Cık cık. Devam edelim mi? Hem öteki aleme gitmiş %99 ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Hem hakiki vatanına ve ebedi makamı saadetine girmeye bir vasıtadır. Ölümü hep son biliyoruz. Öyle mi? Ya neymiş? Asıl vatanına kavuşacak kapı ölüm kapısıymış ya. Ve asıl vatanda neler var biliyor musunuz? Neler olduğunu anlatmanın mümkünü yok. Bakın mümkünü yok. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini nazara verelim değil mi? Cenneti şöyle tasvir ediyor. Ne göz görmüş, ne kulak duymuş, ne de kalbi beşere hutur etmiş. Yani 7 düvel mimar topla, müteahhit topla, proje ekipleri topla. Diyelim ki ya bize bir cenneti tasvir edin. Buyurun Kur'anlar burada, hadisler burada, şunlar burada. Tasvir etsinler. Hiçbiri cennet değil. Buymuş cennet. Öyle diyor. Ne göz görmüş, ne kulak duymuş, ne de kalbi beşere hutur etmiş. Birine ilham manasıyla bile gelmemiş. Cennet diye aklına ne geliyor? Onun verasında cennet. Onun ötesinde cennet. Böyle bir diyara yolculuk. E şimdi bu cennet için bir şey yapmak gerekmiyor mu? Ha? İman dersine arada denk geleyim. İş yerine gideyim, emir komuta vereyim. Oluyor mu yani? Yakışıyor mu yani bu ahlak? Ha? Yakışıyor mu? Geçerken ders dinleyeyim. Bu mu yani? O kadar sahabe hayatı işledik. Bu mu yani bu? Ha? Kim alacak sorumluluk? Ya paydos zilini duyunca sevinmek için yükün altına girmek lazım ha. Buyurun devam edelim. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Neymiş bu davet? Ölüm, ölüm. Ama tasvire bakar mısınız ya? Dünyanın zindanından cennetin bahçesine davetin adına ölüm diyor ya. Allah Allah. Niye ölümü sevmişler anladın değil mi? Allah Allah. Devam. Hem Halık-ı Rahim'inin fazlından kendi hizmetine mukabil ahsı ücret etmeye bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir. Ne diyor? Ölüm, güzelliklerin başlangıcı nazarıyla bakılacakmış diyor. Bir insan bunu kalben bilse, dil olarak bilmek değil ama, onu başta konuştuk değil mi? Kalben bilse, bir günde bir hastalık kapısını çalıp ziyaret etse, kulağına da fısıldasa, seni işin sonunda ölümle buluşturacağım. Bir insan der ki, olur buluşturabilirsin, ölüm çok saadetli bir yer. Ben de zaten dünya zindanından cennet bahçesine gidecek bir pasaport arıyordum. Der mi demez mi? Der değil mi? Allah Allah. Buyurun.
hem ehlullahın bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Bir dakika, sizce neden korkmuşlardır? Ehlullah bu ölüm hakikatini bizden iyi biliyorlar. Doğru mu? Evet. Ama ölümden arada endişe ediyorlarmış. Niye endişe ediyorlar? Çok güzel. Daha fazla Allah'a hizmet edebilir miydik? Daha fazla rızasını kazanabilir miydik? Olay ne biliyor musun? Buluşma vaktinde mahcup olmamak. Şimdi bir talebe karnesini alsa 5-5-5-5-5. Babasıyla da buluşma vakti gelse ne yapar? Şöyle. Değil mi? Aynı talebenin kırıkları olsa nasıl gider? Şöyle boynu bükük. Bizim hangi amelimiz 5? Meçhul. Var mı ameline güvenen içinizde? O başka günah. Kırıklar dolu bir karnemiz var. Çünkü Allah'ın bu amele ihtiyacı yok. Amelin içindeki ihlastan razı olursa bizden razı gelecek. O zaman karnemiz hep meçhul. Böyle bir zatın yanına nasıl gidilir? Boynu bükük mahcup. Niye? Karne belli değil çünkü. Değil mi? İşte ehlullah ölümün bizzat kendisinden korkmamış. Mahcup gideriz, karne açılır da ya razı gelmedim derse diye ondan korkmuşlar. Ne güzel değil mi? Bak bak. Buyurun. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazife-i hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir. Evet, ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehli dalalet için zulümat-ı ebediye kuyusudur. Şimdi bir çiftçi tohumun ölümüne üzülür mü? Üzülmez. Zaten tohum ölsün diye atılıyor değil mi tarlaya? Peki atılan tohum öldükten sonra ne haline dönüşüyor? Sümbül haline. Ne kadar meyve veriyor? Elmalar veriyor, armutlar veriyor, ayvalar veriyor. Satıyor, satıyor, para kazanıyor. Şimdi toprağa düşen tohumun 1000 verdiğini gören çiftçi üzülmezken, toprağa düşen cesedin 1000 verip cennete gideceğini gören insan üzülür mü? Üzülmemesi lazım. Niye üzülüyoruz o zaman? Şu yüzden. Şimdi elimdeki toprağa bir tane tohum attım. Toprağın altından bakıyorum. Tohumun cesedi yırtılmış. Öyle oluyor değil mi? Filiz açmadan ne yapıyor? Cesedini yırtıyor. Diyorum ki Allah, bunun cesedi gitmiş, yırtılmış, mahvolmuş. Nereden bakınca böyle diyorum? Toprağın altından. Peki toprağın üstünden baksam, abu bu tohum ölmemiş, sümbül olmuş, sümbül elmalar vermiş, armutlar vermiş, ayvalar vermiş. Şimdi ölüme kim üzülür? Toprağın altından bakan üzülür. Altından bakan bir görüyor, cesedin üstünde yaralar var, yırtıklar var. Eskimiş, püskümüş bir ceset. Ama toprağın üstünden baksa 1000 vermiş bu tohum. Üzülür mü insan? Mümkün değil, üzülmez. Şimdi biz ihtiyarları görünce ne diyoruz? Yazık, gözümüzün önünde eriyip gitti diyoruz. Eriyip gitti mi o? Hayır, toprağın altından bakıyorsun. Toprağın altından ihtiyar bir zata baktığında ne oluyor cesedi? Erimiş gitmiş. Gel üstünden bak, erimiyor. Ahirete sümbül oluyor, öyle mi? Allah Allah, bak. Şimdi bu manayı bizler biraz dilimizde biliyoruz. Sahabe kalbinde iman iman işlemiş bunu. Kalbinde bu manayı bildikten sonra her cihattan sonra biz ölemedik diye üzülmüşler. Cihattan sonra yine şehit olamadık diye üzülmüşler, üzülmüşler. Çünkü şehit olsalar nasıl Allah'ın razı olacağını biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Bizim gibi kitaplardan bilmiyorlar. Onlar imandan biliyorlar. Şimdi bir gün bir cihattan dönülüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimet dağıtıyor. Bir tane sahabe efendimize de ganimet veriyor. Ya Resulallah, ben bu cihada bu ganimet için gelmedim. Şuramdan bir ok yerim de şehit olabilir miyim ümidiyle geldim diyor. Bilince bak, bilince. Tam başka bir cihatta orasından ok yiyip şehit oluyor. Ne diyor biliyor musunuz? Allah onun söylediğini doğruladı diyor. Samimi isteyene her şey veriliyor mu? Samimi isteyene veriliyor. Bize verilmiyorsa? Samimi değiliz. Üstad Hazretleri diyor mu? Men talebe vecette vecede. Talep eden elde eder. Elde edemiyorsak peşine samimi düşmemişiz demektir. Bizim amellerimizi Allah doğrulamıyorsa dönüp dönüp tekrar düşünmenin vakti geçmesin. Tohumumuz sümbül olsun ama toprakta çürümesin. Çiftçinin attığı her tohum sümbül vermez. Bazıları da çürür gübre olur. Allah muhafaza. Öyle bir ölümden sakınmak için o sahabenin sözü gibi Allah'ın bizi doğrulamasını niyaz etmemiz lazım. Allah Allah. Ölümün hakikati böyle bir şey. Şimdi benim bir ablam vefat etti çocukken. Annemle de bir gün muhabbet ederken ağladı. Ana yüreği işte dayanamıyor. Dedim ana ağlama. O Sinni Blu'dan önce vefat etti. Onun gittiği yer belli. Sultanın sarayında. Öyle mi? Bak.
Dedim ona bizim gideceğimiz yer belli değil. Belki o bize daha fazla alıyordur. Ya ölümün hakikati bu. Şimdi biz sevdiğimiz birisini umreye gönderirken mutlu oluyoruz. Doğru mu? Ama aynı kişinin vefatında ağlamaya başlıyoruz. Şimdi sen birisini Ravza-i Mutahhara'ya gönderirken gülüyorsun. Ama bizzat kendisine gönderirken ağlıyorsun. Enteresan oluyor değil mi? Şimdi umreye gönderiyorsun, seviniyorsun. Bizzat Allah'ın kendisine gönderince üzülüyorsun. Bu ne demek? Ölümün hakikatini anlamamak demek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ettiniz mi umrede? Nasıl? Hiç ayrılasınız? Gelmedi. Kendisini ziyarete gitseniz. Nasıl gidiliyor? Hangi kapı? Ölüm. Dese ki hoş geldin. Hoş geldin, seni bekliyordum. Musab bin Ümeyr'in ayak izlerine basan sen miydin? Ha? Zeyd bin Desine'ye benzemeye çalışan sen miydin? Ha? Esad bin Zurare'nin o hoşuma gidiyor ya Resulallah bu adam dediği yiğit sen miydin? Ha? Onları hala vazifedar biliyorsunuz. Bitmedi onların vazifesi. Farklı bir alemde göz görmüyor sadece. Şimdi ziyarete giden bu kadar sevinirse, bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hoş geldin sen mi geldin diye kucaklasa, bir insan böyle bir ölümden korkar mı ya? Korkar mı? Korkuyorsa bilmiyor demektir, evet. Bizim anlatabildiğimiz bu kadar. Ama anlatmak, ikna etmek için yeterli değildir. Bir de hidayetten nasibimiz olması lazımdır. İnşallah o hidayetten nasibimiz de mevcuttur. Allah o hidayetimizi engelleyen, ne kadar yanlışımız, kalbimizde putumuz varsa hepsini ölümden evvel bizden alsın. Sonrasında aa bu putmuş, beni yakmış demenin hiçbir anlamı kalmayacak. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela. Bu arada İstanbul'da da ilk dersimizi yaptık ha. Yeni medresemizde ilk dersimiz değil mi? Ya. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.